Evet, yanımda Nigar abla var. Nigar abla nasılsın? İyiyim valla şükür. Seni sormak lazım. Abla o gün güldüğümüz her yerde izlenmiş. Diyorlar ki niye gülüyor? Hep mi gülüyor? Böyle neşeli mi diye soruyorlar. Ben de insanların sorusunu sana soruyorum. Çok hep böyle neşeli misin? Çok neşeliyimdir. Allah'a çok şükür. Gülerim. Biraz da ağlarım ya. İnsan aynen ağlıyorsun da onu da gördük de. Bir de yayında kendini tuttun. Evet. Anlatamadın da heyecandan. Bir de seni gördüm. Seni görünce şok yaşadım. Aynen. Bir de sevdiğim insan. Yani Nigar ablaya gittik. Normalde haberi yoktu. Kapıyı çaldık. O da çok şaşırdı. İlk kapıdan beri gülmeye başladık. O gülüyor, evet. Ben gülüyorum. Orada evet. Da sağ olsun bizi çok iyi ağırladı. Çayımızı, kahvemizi, her şeyimizi de sağ olsun kırmadı bizi de. Sonra çoraplarımız daha iyi gözüktü. Aynen çoraplar gibi. Sen onu bırak. İyi ki çorabın altı delik değildi. Rezil oldum. Ya da evde tertemizdi. Gördünüz çorabın altı bembeyazdı. Bayağı evde dolandık. Bir de düşünsene simsiyah olduğunu. Diyeceklerdi ev bu ne kadar pismiş çorabın altı simsiyah diye. Neler söylemek istiyorsun Nigar abla? Neler söylemek istiyorsun? Söyleyemediğin şeyler olmuştur. Heyecanlandın. Burada istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Kötü bir hayat geçirmişsin. Yani aileden sevgi görmemişsin. Karşı taraflardan da sevgi görmemişsin. Gördüm. Gördün Allah'a şükür babamdan, annemden, kardeşlerimden gördüm. Sonra Allah Mustafa'yı çıkardı karşıma. Onun sevgisini gördüm. Şefketini gördüm. Çok şükür Rabbim be. Allah bundan aşağı etmesin. Peki hiç düşünmüyor musun Mustafa abiyle de sorunlar yaşarım diye? Yok, yaşayacağımı sanmıyorum. Çünkü her şeyini susuyorum, pusuyorum. Öyle. Ama iyi. Galiba çok temiz, çok güzel bir insan. Onu anladım. Sevgiyi, şefketi gerçekten öğrendim. Onu da gördüm. Gerçekten, onu da gördüm. Yanlış yapmasın Nigar ablaya. Yapmaz, gözüme yorulmaz. Yok. Hayır. Mustafa abi görmek istemediği için onu çekmiyoruz, saygı duyuyoruz. O görmek istemiyor ama benim çok sevdiğim aynen, abi. Aynen, Nigar abla yani. Sağ olsun. Seni bir de kime benzetiyorlar biliyor musun? Adile Naşit'e. Gençliğine benzeten oldu mu? Yok. Gülüşün, bak o kaşın. Hatta işte montajda olsaydı koyardık Adile Naşit'in resmini. Sadece kaşlarım çok ince diyorlar bu kadar. Aynı o. Google'a girin, Adile Naşit gençliği yazın aynı. Nigar abla çok benziyor. Ağzım içine kadar çekeceksin ya. Nigar abla çocuğun yok. Yok. Hiç istemedim yok. Ya çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. İstedim tedavi tedaviyi gördüm. Öbür keşimden dolayı olmadı. Benim normal doluyor mu onun olmuyor. Şey yani bir çocuk özlemin var mı? Diyor musun olsaydı bir tane çocuğun güzel olurdu. Olsaydı isterdim. İnşallah. Allah büyük. Erkek kız fark etmez. Kara gözlü olsun. Adını zeytin koyardım. Zeytin aynen. Erkek olursa peynir, kız olursa zeytin. Erkek olursa da beyaz Mustafa koyardım. Aynen. Çok istedim. Allah canım ver, Allah vermedi. Evlatlık da düşündüm. Annesinden çok korkuyordu. Yüzüne kakaldar. Ben de gözyaşını görmek istemiyordum. Evladımı dedim gözyaşını görürüm. Dayanamam. Beni kesseler daha iyi dedim. Almadım. Ama peki, düşündüm. Peki hayatın en pişman olduğun an? Hayatın pişman olduğun an köye gittiğim anda pişman oldum. Çünkü 200'lüleri insanlarla tanıştım. Arkamdan konuşan, yüzüme karşı bile böyle insanlarla tanıştım. Normalde şehirde mi yaşıyordun? Tabii şehirde yaşıyordum. Yani sen sonra da sonra mı köye gittin? Köye geçtim. Ha. İnsanın o tarafına geçince her şeyi öğrendim. Ha. Ben zannettim sen hep köyde yaşıyordun. Hayır, şehirde. Şehir nerede? Zonguldak. Zonguldak'ta, evet. Zonguldak da güzel, Alaplı da çok güzel. Balıkçıları da var orada. Beklerim balıkçılar. Aynen, balıkçılar da var. Peki çalıştın mı abla? İş hayatın falan oldu mu? Çalışmadım, hiç çalışmadım. Sadece geri dönüşümde çalıştım. O da çöpçülük yaptım canım. Şey geçen, ismini söyleyeceğim ama yanlış anlama. İsa şey dedi mesela, çok güvenilirdir dedi. Ona parayı teslim et dedi, bir ay sonra git dedi, şöyle parayı da dedi, aynı şekilde teslim alırsın şöyle dedi. Şöyle olurdu, bana mesela 1 milyar bırakırdı, bir ay sonra alsın, hiç dokunmadan. Aynen. Çünkü 5 gün sonra dokunmazdım. Çünkü market yoktu köyde, bakkal yoktu. Yani. Olsun, yine tutuyorsun başkası ama olsa. Ama tutuyordum. 200'ü ayırır, 800 işte ne yaptın, 200'ü harcadım diyenler de var yani para biriktirmek için. Allah'ıma çok şükür, 5 kuruşunu cebime atmayı da hiç de düşünmedim. Allah bundan aşağıda ta da göstermesin kimsenin parasını. Babayı ne zamandır görmüyorsun? Babamı çok görmüyordum. Bu seferler geldi kaldı yanımda. Allah'a çok şükür. Allah razı olsun Mustafa Bey'den. Kalsın dedi.
bir tabak fazla korsun dedi. O da benim hoşuma gitti. Allah'ın hoşuna da gitti. İyi yaptın, iyi, boş ver. Ölümlü dünya abla, hiç üzülmeye, çok kırılmaya şükür. Değmez. Buna da şükür. Ama Allah razı olsun Mustafa'dan. Gerçekten umduğum gibi çıktı. Ne Mustafa'ymış bu? Şu kaymağı ben de merak ettim. Şu kaymağı ben de merak ettim. Ne Mustafa'ymış ya. O kaymağı ben her gün yiyorum ya. Vallahi. Vallahi. Alıyor ya. Kaymak elde. O günkü kaymağı yedin mi? Hangi kaymağı? O gün getirdi diyor ya kaymak. Şey mi? İsa mı? Mustafa abinin getirdiği kaymağı. Onu yemedim. Yemin ederim attım ya. Yemedim. Allah keşke Allah. De yeseydim. Niye yemedin? Üstünde toz vardı diyor. Yok, toz yoktu. Şey, Allah var. Yaparken. Yok, attım ben, ne bileyim, onu attım işte. O bilmiyorum ki. Şehirde durduğum için kaymaktır, süt nedir, inek sağmadır bilmiyorum ki. Ekmeğini yedin mi? Ekmeğini yedim. Kolasını içtim, ekmeğini yedim. Kaymağını yemedim ama. Kaymağını acaba yedim. Ekmekte kolada mı? Öyle söylüyor. Yok yok. Öyle ben bir şey sorabilir miyim ya? Evet, sor. Abla sen çok güler yüzlü gözüküyorsun maşallah. İnşallah hep öyle güler yüzle de İnşallah. Devam etsin ömrün. İnşallah. Ama ben sanki böyle altta böyle bir derdim varmış gibi hissediyorum ya. Derdi var tabii abi, dert. Derdim. Sanki böyle çok çok dolu bir hissiyatın. Seni ağlatmaya çalışıyor. Allah hep o güler yüzünü devam ettirsin. Hep öyle kal inşallah. Öyle bir amacımız yok ama merak ettim ya. Aklıma takıldı sadece. Yok, benim bir derdim yok ya. Sadece işte İsa'dan boşalsaydım çok memnun olacaktım. Yani. Hiç belli olmaz. Sürprizlerle dolu hayat. Hiç unutamadığın bir anın var mı abla? Yok. Geçmişten olur. Çocuktan olur. Böyle gitmesi. Yok, hep çocuk. Kaymaktan olabilir. Hep bundan sonra unutmaz. Çocuk sevgisi. Çocuk sevgisi. Kucağıma almak, koklamak, öpmek, elini tutmak. Bakkala getirmek. Hep o sevgilim. Allah nasip etsin abla inşallah. Hala da aynı. Nasıl bir çocuk? Yani. Nasıl bir çocukluk geçirdin abla? Ya ben mi? Aha. Hastalıkta geçirdim ya. Bilmiyorum ki ufaklığım var. Ne biliyor? Güzel yemek yapıyor musun? Yani. Ha? Evet. O zaman bir daha geldiğimizde yemek istiyoruz. Yemek yaparım. Allah'ıma çalışıyorum. Mustafa ama. Mustafa bir yapsın yemeği. Öf. Yemen lazım. Tomates salatasını. O zaman sözümüzü alalım mı şimdi ya? Bence alman lazım. Çok güzel salata yapıyor. Ne abi, Mustafa'ymış? Salata yanında ne yapıyor abi? Balık. Balık yapar. Ben balığı sürmem. Mantar. Süper. Ben etçiyim ama ben hiç balık bilmem. Ben Erzincanlıyım. Ben de etçiyim. Ne olacak ki? Kırmızı et. Ben balık bilmem pek. Öyle bir kültürüm yok. Benim için fark etmiyor. Beyaz, kırmızı. Ben yiyorum valla. Ben sözümü alayım da. Ben sözümü et isterim bilmem. Tamamdır. Tamam. Tamam. O zaman buradan zaman. Abla son seni izleyenleri, 80 milyon seni izledi. Ne söylemek istiyorsun? İçinde ben... kalan da söyleyemediğim dediğim bir şey var mı? Çünkü bunu videoyu da herkes izleyecek. Ben sadece ailemden, kardeşlerimden çok özür diliyorum. Yanlışlık yaptım biliyorum. Yapmayacaktım. Ama onlar da biliyor benim orada yaşayamadığımı, mekan tutamadığımı ve çocuk olmadığımı. Nasıl desem, duramadım. Artık çekemedim, çekemeyecek bir hale geldim. Açlık bir yandan, sefalet bir yandan. Allah'a çok dua ederdim. Hani önüme bir nasip çıksa da, hayırlı bir nasip gitsem. Ama Rabbim de çıkardı, Allah'ım da utanmasın bu saatten sonra. Allah'a emanet olsun, ne diyeyim. Mustafa abi bir şey yaparsa kanala bekliyoruz ha. Yayına Mustafa bekliyoruz. Da bir şey yapmayacak. Buradan da söz veriyor. O benim her şeyim. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Nigar ablayı dinledik. Allah herkesin gönlüne göre. Allah herkesin gönlüne var karşılasın. Allah herkesin gönlüne karşı yazılsın, ne diyeyim. Bol kaymaklar. Görüşürüz. Bol kaymaklar yiyin ki. Bir şey başka. Buradan bir şey söylemek isteyen varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Abla sen de okur cevap verirsin herhalde. Okuma yazması yok. Okumam yazmam yok baştan. Biz çeviririz. Tamam, özür dilerim. O zaman biz sana söyleriz. Ama kardeşlerime selam söylüyorum. Onlar beni aramasalar bile. Çok seviyorum onları.